Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Koç Holding'i inceleyeceğiz. Neden Koç Holding'i inceliyoruz? hem yorumlarda çok fazla yazmış olduğunuzdan dolayı hem de arama trendlerinde yüksek bir volümü olduğundan dolayı Koçol linkin hem temel analizini yapacağız ardından grafik üzerinde teknik analizini yapacağız arkadaşlar. Analize geçmeden önce de sizler için açıklamalar kısmında Midas yatırımın linkini bıraktım. Neden bıraktım? Zaten açıklamalar kısmında var ama kısaca söyleyeyim. Borsa İstanbul ve Amerikan borsalarına tek bir noktadan işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Analize biz geçiyorken de Şöyle kanala abone ol ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Haydi gelin başlayalım. Evet muhtemelen şu anda kanalımıza abone oldunuz. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz kanalımıza diyerekten. Ee, hisse sektörü holding sektörü BIST 30'da yer alıyor zaten. Halka açık oranı 22 olarak devam ediyor. Beta katsayısı 1.17ymiş şu an 1.05. Borsaya göre biraz daha hızlı hareket ediyormuş. Yine hızlı hareket ediyor ama biraz geçmişine göre yavaşlamış o hızı. Onu söyleyeyim. Cari oran 0.87'ymiş. Şu an 0.92. Bir iyileşme var ama bunun 1 ve 1'in üstünde olmasını isteriz en az. Likit oran 0.71'den 0.77. Yine pozitif anlamda bir iyileşme trendi var. Ee, ama ama bunun da 0.80 ve üstünde olmasını isteriz. Nakit oran 15.3'müş 17.6'ya çıkmış. Güzel. Nakit ve nakit benzerlerinde şirketin bir artış var. Pozitifte artarak gelen bir trendi var. Güzel bu nokta. E, ee, karlılık oranlarına baktığımızda esas faaliyet kar marjı 15.6'ymış. Şu an 13.6 seviyesinde. Tamam. Buna gelmeden önce maliyet tarafına değinmeyi unuttuk. Maliyet oranları da 5.37'den 5.99'a çıkmış. Maliyetlerde bir tık artış var. Bunu muhtemelen büyüme tarafında göreceğiz yan etkisini. Aktif karla baktığımızda 3.8'miş. 2.5 seviyesinde şu anda. Brüt esas faaliyet kar marjı 23'lerden 23'lerde yine hala stabil gitmiş. Net kar marjı 4.2'ymiş şu an 4.5. Öz sermaye 33 33'müş şu an 18. Şirket büyümeye devam ediyor ama geçtiğimiz karşılaştığımız döneme göre daha az büyüyor. Bunu detaylı söylemekte fayda var. Bir dakika şuradan. Piotrowski F skora baktığımda 8'miş. Şu an 6. Yani çok iyi, iyi ve çok iyi seviyedeyken şu an iyi seviyeye gelmiş arkadaşlar. Bir tık düşmüş burada. Borç durumuna baktığımızda şirketin 78'lerden 76'lara doğru bir gerilemesi mevcut. Stok devir hızına baktığımda 13'lerden 9'a doğru bir tık gerilemesi var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Birazdan sektörüne göre ucuz mu pahalı mı ne durumda bunlardan size bahsedeceğim. Hisse başı karı 28 TL 65 kuruşmuş. Şu anda da 28 TL 48 kuruş. Stabil gittiğini söyleyebiliriz. Hisse başı karında büyümesini isteriz. Şu an stabil yani aynı noktada geldiğini söylersek yanlış olmaz. Roy oranına baktığımızda arkadaşlar gördüğümüz 0.18'miş 0.13 seviyelerine doğru geri gelmiş. Roy ile birlikte bunda da bir geri gelme mevcut mu? Evet mevcut. Aslında istediğim birkaç bakmak istediğim şeydi. De Ara yüz değişmiş herhalde ekran. Onu göremedim. Birazdan başka yerlerde göreceğiz. Burada baktığımızda her çeyrek net satışlarını görüyoruz. 1.7 milyarlar böyle bakın görüyoruz bu noktada. Ee, son çelik satışlarda bir düşüş olmuş. Buna binaen esas faaliyet karında ciddi bir düşüş olmuş. Çünkü kar marjında da geri çekilme vardı. Bu sebepten dolayı kar marjının toplamasını isteriz. Amortismanların satışların maliyetine oranı 2.15'miş. 3'lere çıkmış. Bunun çıkmasını artmasını değil bunun tam aksine düşmesini isteriz ki daha pozitif etki görelim. Yabancı para varlıklar yükümlülükler tarafına baktığımızda yabancı para varlıkları pozitif arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 22 milyar yanlış okumuyorsam pozitif tarafta yabancı para varlığı var. Koç Holding'in herhangi bir yatırımı var mı yok mu diye baktığımızda Koç Holding'e baktığımda %6.2'lik yatırımlarında bir artış var. Bu pozitif arkadaşlar. Yani Koç Holding büyümüş olsa da dev olsa da şöyle olsa da böyle olsa da hala yatırım yapmaya devam eden bir tarafı var. Ve güzel önümüzdeki dönemlerde de adından söz ettireceği benziyor. Bilginiz olsun. Aynı zamanda maddi ve maddi olmayan duran varlıklar tarafında bir artış var. Şirket burada bir patenttir, tescil hakkıdır, yönetim hakkıdır bir şey almış ve bunun maddi ve maddi olmayan duran varlıkların tarafındaki oranına yansımış. Bu da güzel. Borç durumunu bahsetmiştik ama böyle bir trendsel olarak şekilde görmekte fayda da var. 78'lerden şu anda 76 seviyelerine doğru geldiğini söyleyebiliriz bulunduğu sektör holding sektörü fiyat kazanç oranı 6.27 Koç Holding 6.27 sektörüyle şey bulunduğu sektörle kafa kafaya aynı. Piyasa değeri defter değeri tarafına baktığımızda sektör 1.65 Koç Holding 1.12. Bu noktada sektörüne göre ucuz konumlandığını söyleyelim. fd baktığımızda sektör 3.85 Koç Holding 2.94 arkadaşlar. Ee, bu noktada da yine sektörün altında kaldığını söyleyebiliriz. Yani var olan 3 rasyonun ikisinde ucuz birinde nötr. Kafa kafaya aynı noktada olduğunu söylersek yanlış olmaz değerli arkadaşlar. İhracat oranına bakmak istemiştim. Şimdi gördüm 29'lardan 28'lere doğru bir puanlık bir geri çekilmesi var. Çok önemli bir çekilme mi? Değil. Normal arkadaşlar. Bilanço ile ilgili yorumumuzu sonunda söyleyeceğim tabii ki. Fastweb Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi. Gelin bir de Fintables tarafından bakalım. Fintables tarafında da Koç Holding'e baktığımda e, satışlar %13 düşüyorken esas faaliyet karı %8 düşmüş net dönem karı %1 düşmüş. Yani sen %13 az satmışsın %1 net dönem karına düşüş olmuş. Bu bir başarı mıdır? Evet bakın bu bir başarıdır. Yani satışlarındaki düşüş oranının altında net karın düşüyor ve esas faaliyet karın düşüyor. Bu bir başarı mıdır? Evet bir başarıdır arkadaşlar. Bunu kenara not etmek lazım. Önümüzdeki e, süreçte kısa vade kaynak dağılımına baktığında kısa vadeli yükümlülükleri %65 olarak görünüyor. Yani fazlaca bir önümüzdeki süreçte kısa vade borçluluk tarafında bir şey olacak şirketin ödemeleri olacak gibi duruyor. Karne tarafına baktığımızda karlılık 6'da 2, büyüme 6'da 2, borçluluk 6'da 3 olarak gelmiş. Yani 5 üzerinden 2,5'luk bir karne var. E, onu söyleyeyim. Genellikle yıllık bazda kar marjlarında bir tık iyileşmesi var. Ama çeyreklik bazda ciddi geri gelmeler var arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, şirket gerçek zamanlı takas analizine baktığımızda en fazla Citibank'ın elinde. Sonra Dogec'in elinde. Yani şey Bank of America, Deutsche sonra emeklilik fonları, yatırım fonları diye gelmiş. Tamamıyla yabancı yatırımcı neredeyse %60'ı yabancı yatırımcının elinde arkadaşlar. %60, 61 hatta yabancı yatırımcının elinde. Bu da biraz da güvenli liman noktasında. <laughs> güvenli liman noktasında yabancı yatırımcının tercih ettiği büyüme de yakalayabileceğim dedi şirketlerden bir tanesi olduğu için. Peki hangi fonlarda? Fonların pozisyonuna baktığımızda ziraatın BYF'sinde var. Sonra yapı kredi de var. Ak portföyde var. Baktım Azimut'ta görünüyor. QNB'de tekrar Ak'ta. Büyük portföy firmaları, büyük fon yönetim firmaların hepsinde çoğunda Koç Holding'i görüyoruz arkadaşlar. Bu da yöneticilerinin fon yöneticilerin hala beğenmeye devam ettiğinin bir göstergesi Sonuç nasıl bir bilanço? Arkadaşlar güzel bir bilanço var. Fakat belli kar marjında geri çekilmeleri net olarak hissedebildik. Çeyreklik bazda özellikle. Yıllık bazda toparlanmalar var. Daha bir tık daha ileriye gidişler var. Yani nötr üstü güzel bir bilanço karşımızda. Yatırım yapmaya da devam ediyor. Yabancı para tarafında da eli rahat bir sıkıntı görünmüyor. Önümüzdeki süreçlerde de Koç Holding'in hala böyle güzel bilançolarla gelerek güzel fiyatlamalar yapacağını düşünüyorum. Temel taraf bu şekildeydi. Gelin bir de teknik tarafa bakalım. Evet teknik tarafa baktığımızda Koç Holding'de nereleri görüyoruz? Önemli olan nokta şu öncelikle 171 TL. 171'in üstü pozitif altı negatif. Ne demek istiyorsun yani? 171'in altında görürsen fiyatı Önümüzdeki süreç tabii bu bir ortalama yani. Önümüzdeki mesela bir ay sonra bu ortalama değişmiş olur. Twitter'dan yazarsınız merak edenleriniz olsa. Twitter'dan da cevaplamaya çalışırız bu oran neresi diye. 171'in üstünde veya altında pozitif negatif diye söyleyeyim. 171'in altına geldiği sürede 168, 166, 160 gibi destekleri konuşuruz. Tamam 171'in üstünde kaldığı sürece ki şu anda o noktada e baktığımızda nereleri konuşuruz? Bakayım. E, 185'i konuşuruz. 178.8 gibi dirençleri konuşuruz. Tamam mı? Bu. Bu genel yaklaşımıydı. Şimdi kısa vadeli yaklaşım tarafına baktığımda aşağıda 176'nın destek olduğunu, 173'ün destek olduğunu sizlere söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Şöyle otomatik bir çizdirdiğimizde, sisteme bir çizgicilik yaptırdığımızda şu anda mesela 180'in üstüne atması bir üst tarafa geçiriyor. Uzun zamandır şöyle kıramadığı bir çizgisi varmış. 180.6. Burası önemli. Bunu kırdı mı 185, 193, 208 hop 209 gibi dirençler karşımıza çıkıyor. Tamam mı? Bunu bilmek e, önemli. Faydalı. Böyle şirketin var olan bilançosuna göre genel bir ortalama fiyat hesaplamış. 238 gibi bir şeyler demiş. Var olan e, şeylerin ne derler aracı kurumların vermiş olduğu hedef fiyatlarda demek ki buralardan benzer noktalardan çıkıyor gibi duruyor arkadaşlar. Herhangi bir formasyon var mıymış? Şu an için öyle büyük bir şöyle şöyle böyle bir durum diyecek bir formasyon yok. Sonuç güzel bir bilanço vardı karşımızda bunu iletmeye çalıştık. Teknik tarafta da genel görünümü ve kısa vadeli görünümü ve ana görünüm şeklinde 3 konsepte sizlere bunları iletmeye çalıştım arkadaşlar. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.